başıma. Dünyanın en güzel işini yaşan. Dünyanın en tatlı işini yaşan. Merhaba. Merhaba. Evet, bizi karşıladın. Hoş buldum. Hoş buldum. Oy, kurban olurum sana ben. Şu bakışlara bak. Evrim Akın'la Ev Kuşu'ndan herkese merhaba. Kızlar ekran başına. Efendim, bugün kimin evine konuyoruz? Çok heyecanlı mıyız? Evet, öyleyim. Kesinlikle öyleyim. Sevgili... Yusuf... Güney. Birbirinden güzel şarkılarıyla, taklitleriyle ve de renkli kişiliğiyle daha şimdiden heyecanı içimizi sardı bile. O halde hadi dayanalım kapısına. Hoş geldin. Ha, hoş buldum. Deli kız, ne haber? Gidiyorum. Deli değil misin sen Gamze? Hayır, test yaptırdım, değilim. Gerçekten mi? Sen yaptırdın mı? Yaptırdım. %92 deli. Ay, cezai ehliyetin var. Hoş geldin. Gelin. Hoş geldin. Hiçbirini de aldırmadım. Gel, hoş İyi ya, sen nasılsın? Gel, gel. Eşik var, dikkat et. ben yaptım soğuk girmesin diye. Aa, herhalde. Önlemler. Tabii, ateşleriz iyidir bizim. Yeni kokuyor ev. Daha yeniden taşındım. Aa, hayırlı olsun. Bismillah dedin, geldim. Ay, bir dakika. Ayna görünce kendimi alamıyorum. Jüt. Asıl. Nasıl? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim, hoş geldin. Elimiz boş mu geldik? Harbiden boş mu geldin benim? Asla. Kimin evine boş gittik? Maşallah. Nereye geçecek? Gel böyle, salona gidelim. Siz salona doğru yol alırken biz de az sonramızı izleyelim. Yusuf Güney taklitleriyle kahkahalara boğacak. Es muchos perros, señoritas, ¿cómo estás? Bak, sí. Por favor. Mutfaktaki marifetleriyle hanımlara taş çıkartacak. Dedim size, dedim, su böreği yapayım dedim. O kadar bir yufka, ne alaka dediler bu saatte su böreği. Kendi açtı şurada. Şu masanın yok, açmışsın öncesinde, açmış gibi vardı dedi, yufkalar hazır dedi. Amatör denizci Evrim, Yusuf Güney'e havasını atarken boşa düşecek. Kimle dans ediyorsun sen? Vay be. Tekne karşında bir kaptan mı? Hayır tabii ki. Yusuf Güney'in Avrupa maceraları şaşırtacak. Evet. Pazarlamanı yaptım orada. Önce kamyon şoförü yaptım. Evrim Akın çikolatalı pastanın sosuna bayılacak. Ne diyorsun? Abi, senin bu. Yusuf Güney'in Hüseyin Badem takdiri çok konuşulacak. İsmail Beyler hoş gelmiş. Hayrettin abi de gelmiş. Yusuf Güney çocuk kitabı okursa. Günaydın bu ay hocamız, baba bu hocamız. Düzgün oku. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Buraya mı geçelim? İstediğin yeri. Şurası mı? Her yer senin. Ha, teşekkür. Yusuf Güney ve Evrim Akın koltuklardaki yerini alırken sevimli dostlarımız da havlamalarıyla ortamı şenlendirmeye devam ediyor. Biz konuştuk değil mi? Sohbet ettik bayağı dışarıda. Çok tatlılar. İsimleri ne? Hachiko Kita. Kita. Kita kızın adı Kita, erkeğin adı Hachiko. Hachi. Hachi. Gidiyoruz, gel. Gel, hadi gel. Gel, gidiyorsun. Hachiko'yu dansa kaldıralım. Ne yapıyorsun Güney? Ne yapayım? Ay, sosyal medyadan ne yediler beni, ne yediler beni. Yusuf Güney'in evi, Yusuf Güney'in evi. Niye böyle? Yusuf Güney'in evi. Bir defa çektiğinde çok güzel geçti. Yani böyle senin gibi detaylı bir gelmiyor. Bak bak bak, bizden erken davrananlar kimmiş Evrim? Bırakma işin peşini. Program yok ya bizden başka. Şöyle TV'den gelmişlerdi onun gibi. Magazinci işte o, röportajı geldi. Bilmiyorum canım, evi çekmeye geldik dediler. Ne kızıyorsun? Hoş geldin, gelin dedim ben. Ay, hem deli hem sinirli. anlaşamayacağım. Göt et. Ay, gerçekten vallahi mi? Vallahi. Karadenizlisin. Hiç Karadeniz'e tipi yok. Nereye benziyor? Güney Amerikalı. Meksikalı. Evet. Es muchos perros, señorita, ¿cómo estás? Bak, sí. Por favor. Es macho forte, mi anonte. Sí. Böyle şeyleri var değil mi? Sen mi demiştin? Taklitleri ve tiplemeleri meşhurdur Yusuf Güney'in Evrim. Şimdi bir tadımlık aldık. İlerleyen dakikalarda neler gelecek neler? Aksan yapıyor. Aslında ben seni bir Hintli olarak kafaya geçecektim ama benim için korkup kaçmasın. Nereye geldim ben burası? Bindiği falan takıp böyle sarı falan. Buddy, buddy, wrong, 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 next door, next door diye böyle.
Ay brokoli yiyor diye. O zaman şimdi Yusuf Güney ile Uzak Doğu'dan başlayıp dünyanın dört bir yanını gezeceğimiz turumuza başlayalım mı? İşte karşınızda taklit efendisi Yusuf Güney. Nijeryalı. Evet, açılsın mı? Kanka, evin ucunu. Nasıl çok iyi lan evde olsun. Sen bir yan komşu İtalyan. Bir alt komşu Hindistanlı. Unbelievable. Artık orada böyle lagalandılar. Alttaki Jamaikalı. Wow, sen man. Bu dağla kalman arasında. Yaman, bu servis bakman. Koreli var. Hurra, tindire, şişola, kinkil, kizol, kinkil, taça. Tıdıda, tıdıda, tıdıda. Üst komşular Japon. Ordu, kirgin asana. Bana kadar dinledi. Şöyle, duyuyor, canlılar, bu kadar. Peşine başlıyor bizim Çinliler tabii. Ne ha? Konchiwa şeşe. Tofu, dojito, turgayde. İspanyollar var. Aa, İspanyollar. Un momento para la gente la bonta mista venta lo ya la capento lo ya la pala pala lo que momento. Tam pasu bu bu ta hop bu bu je bu tu ta pa de l'heure comme ça. Afet abim Almanca konuşması. Alo. Ya. Ich bin Rafet, ja. Jawohl. Grüß dich mein Lieben, ja, das ist nicht mein Kleine. Ja, was ist? Was? Was sagst du? Çünkü bizim Türklerin İngilizcesi var mesela orada. You call tomorrow. Bak, you call tomorrow. Maybe I, he's here. Ya yok, yok. No, no, kardeşim yok. No, no, no. You don't understand. Why you don't understand? Gerçekten de bravo Yusuf Bey. Yeteneğinizi bilmemize rağmen bu kadarını biz de beklemiyorduk yani. Nerede kalmıştık sohbetimizde? Sen ne yapıyorsun, nasıl? İyi, elhamdülillah. İyi çok şükür. O kadar iyiyim ki bu ara anlatamam. Maşallah. Kuş gibi hafifim. Hayırdır? Bir özgürlük, bir ferahlık anlatamam. Kilolarımdan arındım. Sen zaten fazlalıklar... Bir 5 kilom vardı, onu attım. Bugün, dün attım. Pardon, 2 gün önce 5 kiloyu attım üzerime. Sen 5 kilo, şu an üzerinde 5 kilo olsam yüz yuvarlak bir şey olursun. Çıtı pıtı bir şeysin zaten. İşte yüz yuvarlattım, 2 gün önce 5 kiloyu verdim. İnanabiliyor musun? 2 gün önce akşam böyle 11-12 suları... Böyle bir anda... Nasıl yaptın? Bak gece 11-12... Ya hadi be git dedim üstümden dedim. Gitti böyle. Bize de söyle, biz de verelim. Benim de var biraz. Spor yapmıyor musunuz? Yok, hiç yapmıyorum. Hiç? Köpeklerle yürüyüş yapıyorum. Yeter. Zaten o da olmasa şu an ben bayağı Dubai'dim. Böyle ben şey yapıyorsun. Da şurada bir... Düşünce gücüyle gidiyor kadar, biliyor musun? Birkaç ay öncesine kadar mesela ben kiloluyum ben. Yani 8-9 kilo falan verdim. Yürüyüşle mi? Dikkat sadece edince şuna... Yemek yemek yemek. Yani. Şuna dikkat edince artık gidiyor. Mesela çok öyle pasta börek yapıp yemiyorum. Nasıl yani? Mutfağa girip pasta börek mi yapıyordunuz Yusuf Bey? Bu itirafı tekrar alalım. Zira kızlardan duymamışlar olabilir. Aa ben okudum. Çok ilginç bir şey var sizle ilgili ya. Geçen arkadaşlar, geçenlerin birkaç ay oluyor. Karnımız acıktı. İşte bir şey oynadık, o oynadık. Ondan sonra acıktık tabii. Ay, acıktık, karnımız acıktı. Toparlıyorum. Çok acıktık. Yerim küçüktük, yani. Ufacıktık, acıktık. Dedik ne yapalım, ne yiyelim? Tabii topu onlar koşturuyor ekranı. Ne yapsın, acıkıyor çocuklar. Dedim size dedim su böreği yapayım dedim. O kadar bir yufka, ne alaka dedim. Bu saatte su böreği. Kendi açtı şurada. Şu masanın yok, açmıştın öncesinde açmış gibi vardı bir yufkalar hazırdı. Attım fırına, 45 dakika sonra sabahın 4.30'u su böreği. Genç kızlar, anlayacağınız Yusuf Güney'i alan yaşadı. 10 parmağında 10 marifet dedikleri bu olsa gerek. Şarkı da söyler, su böreği de yapar. Daha ne istiyorsunuz? Ya ben hayat hikayenizi okudum. Çok şaşırdım. Nereden başlayayım bacım? Ağla ağla reyting yapacağız. Yusuf Güney'in gözyaşları. Zizing zizing zing. Ya çok güzel aslında. Çok hem bir mücadele var. Çok neler var. Hem bir eğitim süreci var kendi içinde. Aşk, roman. Yani skandallarla dolu bir hayat. Ne skandalı benim skandalım zizing, çok zizing, yani. Zizing zizing. Nereden skandalımı gördün? Skandalımı yapıyorum. Restoranda. Sen o aşçıyı oyunlara getir, adamın elinden al mesleği. Evet. Sen yani işte işinden etmiştim. O sosla, kaç çeşit sos biliyorsun? Türk'ün ya? Az yerim. Kaç çeşit sos? Çok. 22-25. Ama benim özel soslarım. Kendin uydurdun. Ne büyük bir şey. Uyduruk. Uyduruk soslar. Hazır söz Yusuf Güney'in hayat hikayesinden açılmışken... ...Rafet El Roman'la söylediği şarkılardan birini hatırlayalım mı? Aşk adına geldim kapına. Bırakın azını mazını gel yanıma.
aşka inat, ben bir başıma mecburum, kapıldım yoluna. Ben senin gözlerindeki gizemli bakışlarına tutuldum. Sen benim düşlerimdeki son hayalim, son umudumsun. Ben aşkın en derindeki en koyu rengini seviyorum. Sen eski günlerindeki aşkı, sevdayı arıyorsun. Korkuyorum sana bağlanmaktan, bir adım bile yaklaşmaktan. Aşkın en deli haliyle ben tutmuşum elinden. İnan korkuyorum sana bağlanmaktan, bir adım bile yaklaşmaktan. Aşkına kul köle şad olmaktan, yandı her yanım. Çok kıskanıyorum. Ama sen bugün yemek yaptın. Yaptım. Hiç kimseye yaptığın bir şey yok. Sıfırdan çikolata. Sever misin çikolata? Pek tatlı severim. Ama iyi. Artık seveceksin. Çikolata severim Allah'tan. Artık seveceksin. Tamam. Çünkü pastayı, mastayı hiçbir şey yok. Hepsini vermiş. Yusuf Güney'in parmak yedirten çikolatalı pasta tarifi. Şimdi bu güzel pastamız böyle olması gerekirken o kadar tatlı görünüyor ki. Geçen buralarıma gel böyle. Az sonra. Hiç hayatında pasta yaptın mı? Sıfırla. Yani ya, hazır değil. Bir kere teyzemin doğum günüydü. Ankara'daydım. Teyzeme şıklık yapayım dedim. Şıklık aldın onlardan. Hayır canım, o kadar da değil. Hı. Gittim marketten. Sünger gibi şeyler var ya. Ama öyle. Hazır şeyler var ya. Kek, boş. Sünger. Sünger ama bildin yani. Koltuğun içindeki süngerler gibi, ondan aldım. İşte hazır o kremalardan aldım. Yapayım dedim. Saçma sapan, uydurup bir şey aldım. Ha tamam, fotoğrafını gönderebilirim size. Yaptım bari, bir şey benzedi mi? Ama yaptım. Vallahi biraz mi? Çirkin oldu ama yaptım sonuçta. Herkes ama yediler tabii, hani şeyim ya, ben onların böyle bir tanecik yiyenleriyim ya. Ama bana da çok güzel oldu diye yediler. İyi lan diye vardı. Ama hayatımda yaptım ilk pasta. Yok, yapmadım öyle. Hayır, ayıp olmasın yediler ama tabii annem sonradan doğru düzgün bir pasta koydu ortaya böyle. Herkes sonra ona gömüldü. Benim gel böyle kenarda seni. Gariban gariban kaldım. Evi gösterdik ya. Aynen, bak tuttum, tuttum bize. Kim dekor etti evi? Her şeyi ben dekor ettim. Her şeyi ben aldım. Bütün eşyaları ben aldım. Buraların hepsini ben yaptım. Ben dizdim, ben hallettim. Benim aldın bunlar mı hepsi. Yoksa el yapımı falan vermem, benim mı? El yapımı mı? Bunlar el yapımcım. Ay çok güzel. Ama yani, ödülün varmış. Bunlar şu da, kısacık müzik hayatına sığdırdı. Bunlar inan bana %10'u. Ya. Daha %90'ı şeydi depoda. Ay yorulmadın mı? Şunları toplamak bile beni yorarmış. Ay 100, 142 biz tane var. O zaman tüm bu ödüllere layık görülmenizi sağlayan o güzel şarkılarınızdan birini dinleyelim mi artık Yusuf Bey? Şöyle kulaklarımızın pası silinsin. Hasret bile aşktan sayıldı, sarıl bana yalnız değilsin. Nikahımız kalpte kıyıldı, bu yüreğin sahibi sensin. Vurgunum, düşkünlüğüm, melekler seni bana yazmış. Sevdanım, göz bebeğim, kader seni alnıma yazmış. Şansızım, yeminlerim, melekler seni bana yazmış. Ben sende müebbetim, kader seni alnıma yazmış. Melekler seni bana yazmış. Kader seni alnıma yazmış. Melekler seni bana yazmış. Kader seni alnıma yazmış. Yardım et bana sen Allah. Kaderine dayandım, ertesi yarından usandım. Bir hayırsızına aldandım, güzelliğine yandım ben. Gülüşlerine kandım ben, sevip de sevilme beklerken. Bu aşk bitti çok erken. Kitap okumayı sever misin? Bana mı soruyorsun bu soruyu? Yok, şunu nasıl söylüyorum, kız kitap okumayı sever misin? Cimci ben. Ben bayılırım. Benim kitaplarım övmek gibi olmasın. Bir gün inşallah evime geldiğinizde görürsünüz. Şöyle diyelim. Kaç tanesini okudun? Birçoğunu okuyorum. Bırak şimdi. Ben ama çocukluğumdan beri kitap okuyorum. Kaç yaşındasın sen? Fotoğrafı şurada. 23. Bu yaş mevzularına girmeyelim Yusuf Bey. Hatta 23'e bile daha girmedi evrim. Bu arada kitap zevkleriniz uyuşuyor mu acaba? Ama senle bizim tarzımız bir değil mesela. Sen biraz daha... Ben biraz daha macera, aksiyonu, korku. Evet, ben öyle sevmiyorum. Ben i̇şte, biraz daha edebi... Yaratılış, sırlarım inanmıyorum. Değil olan, daha kült. Edebi mi? Ah! Aldın mı ehliyet? Ben de. Hadi canım. Metin! Amatör denizcilik ehliyetini aldın mı sen gerçekten? Evet. Yemin et.
Göstereceğim. Metin, cüzdanımı getirir misin? Oo, süper. Kimle dans ediyorsun sen? Vay be. Karşında bir kaptan var. Hayır tabii ki. Biz Evrim'in ehliyetini beklerken sizden bir şarkı daha dinleyelim mi Yusuf Bey? Sevilmeyi beklerken bu aşk bitti çok erken. Vay vay vay. Tamam, daha inceleme yeter. Resim durumu ne Allah'ını seversen? Ya yazdı herhalde. Ne olur göstersene. Bodrum'daydık, yazdı. Bodrum'a da gittik beraber. Senin var mı ehliyetin? Var tabii. Hani? Yukarıdan. Getir. Getiririm. Ben ne yaptım biliyor musun? Bak geçen sene aldım. Göreceğim o ehliyeti. O ehliyet gelecek elime. Buradan tamam. Buradan önce Yeşilköy'de oturuyorum. Oradan Boğaz'a hep tekneyle gittim. Yani karayollarını hiç kullanmadım. 9, 6 ay. Zenginlik diyorsun. Zenginlikle alakası yok çünkü bayağı parası. Mütevazi bir tekne aldım. Çok küçük böyle bir sürat teknesi aldım. Yakıt parası. Herkesin alabileceği bir tekne. Mütevazi. Vallahi mütevazi. Yakıt parası. Sponsor olmuşlar. Bir petrol şirketi sponsorumdu. Sosyal medyada fotoğraf paylaşıyordu. Abi bizim benzini içerken bir resim çekersene. Paylaşırsan biz like yaparız. Ay, o bayağı çalışıyor. Severim ya. Şimdi yelken. Ben ama bir de yelken maceram var benim. O yelken maceranın başlangıç ve bitiş noktalarını da verip havamızı atalım Evrim. Yoksa Yusuf Güney'in gölgesinde kalmayalım şimdi. Roma'dan Atina. Hadi canım. İki kişi. Mürettebat yok. Vay. Ya. Şahane esnemiyor. Miço'ydum o zamanlar. Deniz adam düşse ne yaparsın? Üstünden geçersin. Tepeyle. Yuh. Bağırırım. Adam düştü. Burası şimdi tevacı bir kıyafet edersin. Ya ahşaba bayılıyorum ben ya. Evet ya. Az sonra. Gel ben seni mutfağa götüreyim. Pastaya başlayalım anca bitiririz. Öyle uzun mu süre? Uzun süre biraz. Gel gel. Beğendin mi bu arada gerçekten cidden? Valla güzel, ferah. Tekrar bir erkeğin yaptığı bir dekor sonuçta. Dilim muhteşem. Kadın gözü olmayan bir yer. Perdeleri de ben diktirdim, ben yaptırdım. Gittim işte tüllerini ben seçtim. Bir şey söyleyeyim mi? Ev Avrupa'yı olmuş. Biraz böyle daha iyi bir şey. Daha iyi. Değil mi böyle? Bak böyle. Ahşap. Ben ahşap çok severim. Kenti. Şey ahşap çok severim ben zaten. Bir de şey hoşuma gitti. El işi olması, fabrikasyon olması. Yok anlam. Benim evim de el. Değil mi? Özdeş geldi bana mesela. Gördü evi. Metin de biliyor. En güzel gelmedin sen. Ki şu anda tam düzelmemiş haline geldi yani. Daha ne tamam. Yapacağız bir şeyler. Ben beğendim. Da. Modern. Teşekkür ederim. Bir erkeğe göre de gayet hoş. Aa minicik. Mütevaz, küçük, kızım. Ev kocaman, mutfak minicik. Ne istiyorsun lan? At mı koşturacaksın içinden? Hazır bak, şurada hazırlık yaparken tak oraya uzanacaksın, oradan oraya uzanacaksın. Hani bir mutfakta hani oturulur yemek yenir ya. Mutfakta oturulup yemek yenmez. Çok ayıp. Yemeğin kokusu üzerine siner. Mutfakta sadece pişirip kaçacaksın. Ay seni Amerikan. Aynen. Sen hadi yap. Başla. Yardım edeyim mi? Yamak alayım mı? Önlük ver bana. Madem mutfaktaki marifetlerinize o kadar güveniyorsunuz, size bir teklifimiz var Yusuf Bey. Bakalım çikolatalı pastayı kaç dakikada hazırlayacaksınız? Kronometre. Heyecanlandı. Bir şey saklıyor. Start. Hadi bakayım. Başladık. Gittin mi buraya? Hı? Tabii canım. Konser. Bak onların hepsini gittim şuradan. Zaten İngiltere'de büyüdün. Aynen öyle. Siz göçmen miydiniz? İngiltere'ye mi göç ettiniz? 12 yaşında değil mi? Evet, 13 yaşında. 13. Ailece oraya gittik. Londra mı? Londra. Nasıl bir duygu? Çok güzel. Gidiyorsun,
Burası neresi? Ben neredeyim? Allah'ım. Ya. Burada ne işin var benim? Öyle diyorsun. Mi bir sene öyle düşünüyorsun. Bir seneden sonra alıştıktan sonra ne güzel bir yermiş burası diyorsun. Ama alışmak tabii zor. Çok zor. İlk etapta değil mi? Öf, fena. Hele bir çocuk için. Şimdi önce bunu yağlıyoruz. Ha. Şimdi ailen hala İngiltere'de mi? Hepsi İngiltere'de, bütün ailem. Ben yalnız yaşıyorum burada. Sen çalıştın şeyde, İngiltere'de. Evet. Pazarlamanı yaptım burada. Önce kamyon şoförlüğü yaptım. Kalıbı yağlama işlemi bittikten sonra sıra geliyor hamuru hazırlamaya. Nasıl başlıyoruz Yusuf Bey? Gel bak gel. 3 tane yumurta kırıyorsun. Sonra efendim söyleyeyim. Birazcık 100 gram yağ koyuyorum. Tekrardan. 100 gramı nasıl ayarlıyorsun? Ayarlayamıyorum. Kafama göre dolduruyorum. Olmuştur herhalde. Olmuş mu? Ben ne bileyim. Olmuştu. Ben ne bileyim anam. Ondan sonra... Hayırlı kadının pasta yapmadı. 250 gram süt koyuyoruz. Hep yemekleri sen mi yapıyorsun? Hı hı. Misafirim eksik olmaz benim. Bu çok misafir. Restorandan mı alıştın yemek yapmaya? Yok. Yalnız yaşamaktı. Ben 16 yaşında yalnız yaşamaya başladım ve hep yalnız yaşadım. İngiltere'deyken de yalnızım. Çünkü Londra dışlarında yani. Ailem Londra'da yaşıyordu. Ben Londra dışlarında işte iş çalıştığım yerlerde yalnız yaşıyordum. Ve her şeyimi kendim yapıyordum. Çamaşırımı kendim yapıyordum. Yemeğimi kendim yapıyordum. Haliyle öğreniyorsun. Süt, yumurta ve çikolata buluşup güzelce kaynaştı. Bakalım Yusuf Güney'in çikolatalı pasta yapma yolculuğu şimdi neyle devam edecek? Ay, ay. Bakalım daha neler gelecek. Şimdi ne alıyoruz? Şimdi gidiyor musun buna? He? Kaç derece? 180-190 derece arası. 180-190. Kaç dakika? 25 dakikalık şu. Şimdi sosunu, krema sosunu hazırlıyoruz. Hmm. En sevdiğim bölüm. Pasta kreması. Değil. Ha? Pasta kreması. Tabii tabii. Daha bunu ama karıştırıyorum ben. Bayağı bir karışım katıyorum. Hmm. Sadece böyle olmayacak. Ben özel bir sos tarzı buldum. Mesela normalde sadece bununla yaparlar. Ben içine başka bir şeyler katıyorum. Efsane oluyor. Onu göstermem var. Güzel. Şefler söylemedi mi minik sırları? Küçük lezzet arttıran. Ufak tefek şeyler aslında. Ne bileyim yok. Herkes belli aslında. Yaptığı hiçbir şey de belli. Hani işten anlayan bir insan anlar. Ben anlıyorum mesela. Ya şurasını söylemeyeyim. Kimse bilmiyor. Hadi oğlum biliyorum ben. Ben de yapıyorum aslında. Sen biliyorsun da mesela biz çoğu insan... bilmeyiz ya. Çoğu insan bilmez. Değil mi? Yusuf Bey, krema sosu yapma aşamalarını bir kez daha tekrar edelim mi? Not almak isteyen izleyicilerimiz için. Normal pasta kreması. Üzerine 300 milim süt koydum. Ama göz kararı. Göz kararı. Milim üzerine bakmayın. Sonra 2 dakika, 2,5 dakika bunu da kıvama gelene kadar yapıyoruz. Krema sosu bu haliyle bile iştah açıcı. Yiyeceğim ya değil mi? Hayır. Yalanıyor mu? Tabii canım. Yumurta yok değil mi? Yok, bunda yok. Ne diyorsun? Hı. Abi, senin. İlk başta krema sosunu tatmaya biraz gönülsüz olan Evrim adeta parmaklarını yedi. Artık pasta pişince ne yapacak varın siz düşünün. Bir şey kalmadı ya. Pastanın pişmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra hafif soğuyacak. Keseceğiz. Muz. Muzları sonra doyacağız. Şimdi. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz mu? Hadi gidelim. Hadi. Eve gidelim. Pastamız fırında pişerken biz de evin üst katına doğru merdivenleri tırmanmaya başlıyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Aa, buraya ne güzel şeyler yapılır ha. İyice taşın. Yapacağım. Güzel objeler falan değil koyacağım mi? Da. Daha neler olacak? Şş, çok romantik bir ev burası. Güzel bir ev, keyifli bir ev. Değil mi? Yani çatı katı falan böyle. Astronomi sever misin? Astronomi? Tabii merakım çok öyle yok ama severim. Görmüş olduğunuz alet çok sağlam bir alet. Satürn'ü buradan görebiliyorsun. Etrafındaki halkasıyla birlikte.
Wow. Ayın içine kraterleri görebiliyorsun. Aslında. Derin yani kraterleri. Bayağı ilginçsin ha? Bayağı. Çok iyi. Ne güzel. Çok iyi araştırdım. Ne güzel. Bravo. İzlerim bak ayazım. Çok yönlü Yusuf Güney. Aa, çalıyor musun? Çalsana bize. Çalayım, ne çalayım? Cüzdan çal, saat çal. Ne isterse çal, yeter ki çal be. Yeter artık, bıktım parasızlıktan. Senin yatağın mı? İsmail Beyler hoş gelmiş. Hayrettin abi de gelmiş, hoş gelmiş. Sen... İyi ablalar, hoş geldin abim be. Ay sen çok yeteneklisin ya. Sen de öyle. Sağ ol, Allah razı olsun. Onu diyecektim ya. Yani gözlerimizi kapatsak, Ata Demirer'in Eyvah Eyvah'taki Hüseyin Badem karakterine konuk olduk zannedeceğiz. Bu kadar mı tıpkısının aynısı olur? Evet, şimdi bir sürprizimiz var. İstanbul'dan değerli ses sanatçısı Firuzan Hanım misafirimiz. Kendisi gelsin, o güzel sesini okusun bir tane bize bakalım. Alkışlar Firuzan Hanım için. Buyur, kimsin? Hüseyin. Firuzan abla. Ne yapıyorsun be? Dur bak daha neler yapacağım sana. Sabahattin abi bu ne be? Şerfin anahtar işte. Sembolik anahtar yap dedik sana. Çapa yaparsın bununla. Anlatsın beni, evde koparım lan. Sen ne ya? Güzül abla mıyım ben, Allah Allah ya? Komedi yapsın. Yapacağım. Hepsini yapacağım, hep bir olayını yapacağım. Kim yapacak? Kimseyle yapmayacağım ya. Daha öyle bak, yapma ya. Bir proje var. Kimle var? Yani yeni bir proje. Dizi mi? Dizi. Kendi senaryo, kendi hikaye. Öyle mi? Ben yazıyorum. Kim yapımcı kim? Şu anda bir kişi var da tam kesinleşmiyor. Tavsiyeli. Anlaşılan açıklama için şartlar daha olgunlaşmamış Evrim. Merakla bekliyoruz Yusuf Güney'in komedi dizisiyle ilgili ayrıntılarını. Ay ben bunu aldım biliyor musun geçen? Her akşam onları okuyarak dönüyorum. Uyuyorum, İşte Yusuf Güney buradan başladı hayata. Hala okuyorum. Ben aldım bunu hatıra kalsın diye. Ben okuyorum be, şaka yapmıyorum. Gerçekten okuyorum. O zaman bir nostalji yapalım mı Evrim? Açalım bir sayfa. Bakalım Cin Ali'den kısmetimize ne çıkacak? Hadi oku bakalım. Küçük Yusuf. Cin Ali bak, at bak, Cin Ali bak, at. Baba at, baba bak. Cin Ali bu ay oca aç, baba bu ay oca al. Düzgün oku. Böyle mi öğrettim sana? Tamam, o zaman bir Hintli'nin okuyacağı gibi okuyayım mı? Oku. Ayşe ile Gül arabayı gördü. Ayşe arabaya el çarlardı. Gül arabaya el çarlardı. Bu ne çarlardı da biliyor musun canım benim? Bu ne dergiler lan yerler acaba? Arap bacı vardı ya senin, orada bezin değil mi? Burası senin odan mı? Burası benim odam, yatak o. Burada uyuyorum. Gerçi burada uyumuyorum. Genelde hep içeride uyuyorum. Salonda? Yok, salonda değil. Burada bir tane çok güzel, keyifli bir odam var benim. Orada Vanik. Filtsin ama filmin zaten. Ha, çalıyor musun? Çalıyorum da daha, dedim ya daha yeni taşıdığım için daha kabloları bağlamadım. Bağlasaydım sana şimdi buradan var ya, nasıl çalıyordum biliyor musun? Ay hep bir bahane ya, bazı sesim kısık der, kim hastayım da. Kim yeni taşındım da, kaç kişi yeni taşındım da. Tamamen. Yusuf Bey merak etmeyin, biz gireriz o dillerden düşmeyen şarkılarınızdan bir tane. Vurdum duymaz, yine söze kanmaz, ipe sapa gelmez, sevmeyi bilmez. Kerem oldum, mecnuna döndüm, yine de yaranamadım. İnatını bırak, insafa gel. Serserin oldum, sersefin oldum. Geçmişi sil at, geleceğe bak. Gel benim onda bitsin azap. İnatını bırak, insafa gel. Serserin oldum, sersefin oldum. Geçmişi sil at, geleceğe bak. Gel benim onda bitsin azap. Parfüm. Sahne kokun mu? Her kokun. Her kokun. Her yer olur. Ben öyle sevmem fazla karışmayı. Bir tanesi. Parfüm testinin ardından sırada Yusuf Güney'in kendi tasarımı banyosu var. Aa ne güzel banyo. Banyoyu da ben yaptım. Ya. Ya ben yaptım derken ben yaptırdım. Aa Özdeyiş koltuğun bak. Koltukta otururken doğayı izleyebilirsin Özdeyiş. Ay ne güzel. Özdeyiş hayatı sorgularken İstanbul kanatlarımın altına .com. Deli ya. Yemin ediyorum. Ah ah. Buralar eskiden dutluktu diye hayatı sorgulayabilirsin Özdeyiş. Böyle bak. Manzara bazen manzara. Kağıt bittiğinde yan komşudan istiyorum. Allah bilsin. Ayriye teyze kağıt bitti be, uzat ver şuradan ya. Komşuyuz. Ayriye teyze sular kesildi, biraz su ver şuradan. Komşuluk oldu mu be abi? akmıyor be. Hiç hatırım yok sende. Komşu komşunun külüne muhtaçtır ama o kadar da değil yani Evrim. Ne o? Görmeyeli sporu sevmeye mi başladın yoksa? Ay böyle gitsek ya. Öyle kalırmışım. Evet böyle. Gel deli gel.
Yusuf Güney ve Evrim Akın'dan Horon Show. Evet yavrum bizi, nenen çekmesin bizi. Nenen görürse bizi, öldürür ikimizi. Neneniz baban görmesin. Az sonra. Bura şimdi tevacı bir kıyafet ödesin. Ya Ahşaba bayılıyorum ben ya. Evet ya. Ay bu çok güzelmiş. Cücü bücü. Çok komik. Tabii bana elbise olur mu? Tayt giyip gezebilirim. Sen. Hayır. Olur mu sen? Al senin olsun. Hayır benim olmasın. Vallahi. Hayır sana yakışır mı? Bakayım. Çok güzel. Kotla çok güzel olmaz mı? Bıçı bıçı. Sen hayvansever olduğun için çok güzel. Kedi seviyor musun? Çok seviyorum. Aşağıda inanılmaz komik kediler var. Besliyorsun değil mi? Bir tane şişko var. Görmen lazım. Yemin ederim. Tosun. Ay alayım götüreyim eve. Tosun ya. Köpekler korkuyor. Kim seçiyor kıyafetleri, sahne kıyafetleri? Her şeyini ben seçiyorum. Sen maşallah evi de sen düşüyorsun, kıyafetleri sen. Hiç kimse karışmıyor mu? Yok. Annen, böyle akrabalar... Zaten onlar hep yurtdışıyor dışında kimse. Ben alıştım hani küçüklükten, çocukluktan beri böyle yalnız büyüdüğüm için. Ondan dolayı da sevmiyorum. Biri böyle gelsin karışsın, önemlisin. Kaç kardeşin falan var mı? Kaç canım, kardeşin? Onlar da olmuyor da herkes yurt dışında. Kaç kardeşin? Üç. Ablam var, bir de küçük erkek var. Hep sen tek yalnız, tek tabanca. Kader utansın. Ne yapalım? Biz de böyleyiz. Ay ben çok sıkılırım öyle ya. Yok ya, iyiyim aslında. Hadi gidelim. Yan tarafa. İşte yan tarafa geldik bile. Burası da çok neşeli bir yer. Sen izledin mi bizim programı? Çok. Ha? Yaşım. Diyorum ya, sen çok büyük hayranım. Ya. Ay o da çok güzelmiş. Aa, burada da var teleskobun. O ahşap eski. Eski. Aha. Antika gibi. Antika. Aa, müzik kutusu. Sana özel müzik çalayım mı? Kim var? Kimin CD'leri o? Ben en çok kendimi dinliyorum. Ya, kendini dinler misin? Yok ya, sevmem kendimi. Ha şöyle dinlerim, nasıl dinlerim? Mesela yeni albüm yapım aşaması... Oturayım ben biraz? Otur, otur. Saçlarını kestirsene, çok uzun olmuş mu? Uzunmuş mu? Yeni moda bu mu gerçi? Bilmiyorum. Kim karar veriyor modeline? Ben karar veriyorum. Neye göre? Mesela erkeklerde bilmediğim için soruyorum. Niye, kötü mü? Sen kısa saç mısın? Mesela. Hayır, erkekte kim karar veriyor? Yani kimse şey, karar vermiyor canım. Moda imaj meyikim falan yok kendim için. Neye göre? Mesela erkekte trend neye göre belirleniyor? Hiç bilmiyorum. Senin ruh haline göre. Ruh hali. Kıyafet? O da öyle. Galiba Evrim'in saç modelinizle ilgili bazı yenilikçi tavsiyeleri olacak Yusuf Bey. Ne dersin Evrim? Bilmem, kısa saç daha mı iyi olur? Ben sanki? Böyle şey daha gibi... fresh sanki gösterir. Ya kısa saç aslında yakışıp yakışmasına da. Benim şimdi burada çünkü küçükken... Çünkü şu bak, yapım şurada, uzun ya. Bak benim şurada küçükken... İz mi var? Çocukken okulda düşmüştüm ama sağlam düştüm. Bayağı bir sağlam düştüm. Şurada bayağı 22 dikişim var. Tamam. Bayağı şöyle yandan komple geçiyor. Şimdi kafayı yap... Saçları kısalttığım zaman, görüyor musun? Şöyle. Ama onların çözümü var artık mı? Hileler, makyajla. Kim uğraşık var canım? Makyözün. O yüzden hoş durmuyor. Bayağı psikopat. Daha güzel olmaz mı? Yusuf Bey, Evrim'den kurtuluş yok. Müzik kutusunu harekete geçirmezsek sizin saçlar gidecek ona göre. Bu kim? Sen mi? Ben. Ama müzik sade müziği mesela. Sözlü okuma, sözlü dinlemesini sevmiyorum. Yok, sevmiyorum. Dinlemiyorum. Sen mi yapıyorsun bestelerini? Hı-hı. Söz müzik miyim? Enstrüman çalıyorsun. Çalmıyorum. Çalmadı. Nameyle? Nota da bilmiyorum. Ben hala nota da bilmem mesela. Ya. Vallahi. Mırıldanarak mı? Yani mesela şey diyemem bana arkadaşlar, C'den girin. C, tamam C'yi biliyorum da C'nin sesi hangisiydi onu bilmiyorum. Bu senin şarkın. Hı-hı. İki romantik deli. Ha? İki romantik deli. Duydun mu? Biz iki inatçı deli, iki serseri. Biz seninle kışa girmiş yaz çiçekleri. Şimdi ayrı şehirlerde deliler gibi bekledim seni sevgili. Sensiz günleri ömrümden siliyorum ben. Daha çok yanacağımı biliyorum ben. İkimizi kurtarmanı diliyorum ben. Aşkım güçlü ölümden. Ya bir telefon alabildi değil mi, sormuştun? Yok, yalnız. Bu?
O tek Aşk İbrani ilk ha, şarkı. O çok güzel. Çok güzel. Atıyor, ellerinden kaçılmıyor. Bir an ettin bıraktın aşk. Aşk bir kalbin içinde ağlıyor aşk. Sızım sızım sızlatıyor. Ellerinden kaçılmıyor. Bir an ettin bıraktın aşk. Bu dönem ben de bir program yapacağım, böyle görünüyor. Öyle mi? Teklifler verdi ismi. Televizyon programı. Ya belki müzik programı ya da bir eğlence programı. Ondan sonra dediğim gibi zaten kendi senaryom var dizi için, komedi. Onu yapacağız kesin. Onun yanı sıra sinema var iki tane teklif. Onlara okey dersek bu sene bayağı bir yoğun geçecek. Televizyona gireceğim artık yani. Oyuncu ya. Olacağım. Öyle mi? Jön olacağım. Vay 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 vay. Alalım ne olacak? Her şeyi deneyelim. Ne olacakmış? Değil mi? Tabii canım. Niye olmasın? Olanlardan neyiniz eksik Yusuf Bey? Hatta fazlanız bile var. Yalnız sohbete dalıp pastayı yakmayalım. Sanki kokular mı geliyor ne? Pastanın kokusu geliyor. Gidelim mi? Yanmasın mı? Bakalım mı? Yanmasın bence. Tabii. Ay. Pastacı geldi hanım. Paşta paşta. Evet. Ne düşün? What do you think? Pastanın keki muhteşem görünüyor Yusuf Bey. Bir de kremasını eklerseniz tadından yenmez. Hmm. Şu anda hazır pastamız. Ne güzel gözüküyor. Pastayı alıyoruz. Hiç o süngerler gibi durmuyor görüyor musun? Organik. Hoppa. Hop küt. Trabzon'da var mı ev? Var tabii. Gidelim mi oraya? Benim çocukluğumun... Niye çocukluğum gitmiyoruz büyüdüm, oraya? Bak çocukluğum büyüdüğüm evi hala duruyor biliyor musun? Satmadık evi. Kemençeyi alladık. Hoydur hoydur. Oynardık senin ne kadını. Niye gidelim oraya? Gidelim. Ne zaman? İstediğin zaman. Söz ver. Söz. Kalan paçlamıcı da üşerine monte ediyoruz canım. Bir inşaat ustası gibi şey. Kurdun mu? Şimdi bu güzel pastamız böyle olması gerekir ki o kadar tatlı görünüyor ki. Geçen programa gel böyle. Kaynaş mı şu vücuda? Ya sen kaynatma, ne zaman geliyoruz Karadeniz'e? Yusuf Bey, evrimden kurtuluş yok. Tarihi almadan bırakmayacak sizi. Vallahi ay annengili de görürüz. Annem de orada ha, bak gidi görürüz. Vallahi mi? Annem de tatilde orada. Adı ne annen? Seher. Seher teyzem. Kupar oldum Seher'im. Var ya, bizim komşularla tanıştırırım yerleri yatarsın. Bir Fadime Şöhriye teyzelerimiz var orada. Ay bana. Orada yöresel giyinir miyiz Yusuf? Ne diyorsun sen ya, horon bile tepiniriz ya. Kemençecileri getirdik. Gidiyor muyuz haftaya, söz mü? Kemençecileri alırız. Söz mü? Yıkılsın ha burası diye rıkılar. Ne yaparsınız abi? Uyurun. Ama sabır bizi. Ne nasıl bizi? Nenen görürse bizi. Öldürür ikimizi. Nenen baban görmesin. Horon performansında şarkı sözleri hariç geçer notu aldınız. Artık çikolatalı pastamızın son rütüşlerini yapabiliriz. Kusak koy şunları. Ya yakın köy koy ki çok olsun. Siyah mı bırak beyaz koy. Bak ben çok güzel yapacağım. Gülüm canım bir tane yapma. Gülüm. Ya niye hep sen istedik? Ya bir saniye abi yazı yazacağız ya. Dur ya yazı yazalım. Aralarına sen dokandır sonra kalpleri. Ne yazısı ya? Dur. Sadece benim bildiğim etle ilgili şey konulmuyor, tuz. Ne? Ete mi? Tabii pişirirken ne? Sertleşiyormuş. Unu bir de elerler. Elerler. Benim annem utancından yeni düğüne girişim. Kız iş yapamıyor. Ay hadi seni görelim bir de. Ya tamam. Bir metre bunlarda baksana. Bir dakika ben bunu buna kullanmam. Bir şey olmaz değil mi? Yok olmaz herhalde. Bana ne soruyorsun? Ben sanki inanılmaz derecede bir aşçıyım da. Ay ne bileyim, atıp tutuyordun demin ben yapacağım, ben edeceğim diye. Sen de diyordun ben başka, yapacağım edeceğim. Dur ben başka tahta kaşık bulayım. Şu kalınlık mı olsun hocam? Şu kalınlık mı yoksa şu kalınlık mı? Bende orantı yok, gördün mü? Ağzını kapat. Geri sarın. Geri sarın, ağzını kapatmayı o söyledi. Vallahi o söyledi. Evet. Şurayı kesiyorum. Evet, evet.
Ya tuz boğdu tuzağı. Boğmadım tuzağı. Boğdun mu? No. Dolduracaksın böyle. Doldur. Ya bunun yenecek bir tarafı kalmadı. Beceremedim demiyorsun da benim üstüme oynuyorsun. Hı. Her şeyde yazı yazılmaz. Allah Allah. Yiyeceğim gidecek zaten. Yazı neymiş ya? Öyle deme evrim. Vardır Yusuf Bey'in bir bildiği. Hem bak yazıldı bitti bile. Hadi. Let's go. Bıçak, tabak alalım. Çatal çıkıyorum. Daha tadına bakacağız. Test edeceğiz ama. Yiyeceğim var bile. Yemin ederim tadına bakmıyorum mu? Aldım. Sen onu getir. Fark etmez ne olacak? Şey ya, kesmek için bıçak. Haydi, let's go. Neler yaptırdın bana al. Ben yaptırmadım. Vallahi tamamen ya. Senin tercihin. Oo, hoş geldin ev kuşu jesti de bizi bizden aldı Yusuf Bey. Her ne kadar sabırsız evrimin gazabından son anda kurtulsa da. Kendimi yaptım dermişim. Sen bahanesin canım benim. Ben kendime yaptım. Ya sen onu kendine yaptığını düşünüyorsun ama kayıt bittikten sonra onu özleyiş bir hamlede ağzına sokmasın. Ekibimizden önce sen tadacaksın evrim. Bakalım beğenecek misin Yusuf Güney'in el emeği çikolatalı pastasını? Ben ki tatlı sevmem. Düşünceğim. İlk defa diyor. Beni tatlı yerken geliyor. Gerçekten mi? Vallahi mi? Harbiden yemiyor musun yani? Tatlı hayatta yemem, değil mi? Ben kendi doğum günü pastası alırlar bana, yemem yani. Allah Allah. Kendi doğum günü pastasını yemeye kurum. Yemeyene bak. Yemiyor musun? Bundan paket yaptırabiliyoruz mu? Daha da muz istermiş ha içine. Allah'tan tatlı sevmiyormuşsun evrim. Bir de sevseymişsin, pasta sadece sana yetmezmiş. Buradan. Şey gibi biliyor musun? Ay çocukken anne pastaları olurdu ya evde. Onun böyle bir lezzeti var. Size anne diyebilir miyim Yusuf amca? Anne, söyle, anneciğim. Söyle evrim teyze. Anneciğim. Çikolatalı pastayı ham yaparken hediyelerimizi unutma evrim. Sonra mahcup olmayalım Yusuf Bey'e. Heh, bu arada biz yeni taşın hayırlı uğurlu olsun. Elimiz boş gelmedik. Teşekkür ederim. Canım Güzide şirketimize sana çok şık ve zarif bir hediyesi var. Aynalı ütü masası. Artık o ağır ütü masalarına veda ediyorsun. Teşekkür ederim. Sana da çok teşekkür ederim. Güzel de sizi gördüğüm için mutluyum. Evimde ağırladığın için çok çok mutluyum. Ay biz teşekkür ederiz. Kapılarını açtın. Gönlünün kapılarını anam, açtın. Anam. Bize mamalar yaptın. Yusuf Güney. Kızlar rahatladınız mı artık? Düşün yakamdan. Sosyal medyada yediler beni Yusuf Güney'in evine gitti. Vallahi çok teşekkür ediyorum her şey için. Harika vakit geçirdik. Her şey için teşekkür ediyorum. Yayında yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.